Hoş geldiniz. Bu akşam Cevat abimize Sabahattin Eyüboğlu'nu anlatacak. Sabahattin Eyüboğlu kültür tarihimizin gerçekten de çok özel insanlarından biri. Hatta özel olmasının ötesinde anıt bir kişi diyebiliriz onun için. Çünkü varlığıyla yaşadığı süre boyunca kültür hayatımızı etkilemiş, yönlendirmiş, çevresini çok geniş bir biçimde etkilemiş bir insan. Üstelik bütün bunları yaparken de son derece alçak gönüllü olmayı bilen bir insan. Biliyorsunuz bu yaratıcı uğraşlarda, sanatlarda sanatçılar önde olmak, görünmek, parlamak, ilgi çekmek isterler. Belki işin doğasında bu var, işin bir parçası belki. Sabahattin Eyüboğlu'nda bunun tam tersi bir kişilik özelliği görüyoruz. Neredeyse yaptığı hiçbir şeyi tek başına yapmak istememiş. Hep başkalarıyla çalışmak, ortak çalışmalar içinde olmak, ortak üretim içinde olmak, kendisinin de imece dediği bir çalışma biçimi içinde olmayı seçmiş. Aslında Atatürk döneminin şanslı çocuklarından biri demek lazım onun için de. Çünkü devlet bursuyla 30'larda Fransa'ya gönderilmiş öğrenim için. Orada üniversitelerini gördükten sonra dönüşünde İstanbul Üniversitesi'ne doçent olarak atanıyor. Fakat üniversite hocalığı yaparken aynı zamanda işte Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde de gidip dersler veriyor. Üstelik bunu böyle bir yan uğraş değil de son derece disiplinli hayatının ana uğraşlarından biri olarak gerçekleştiriyor. Çeviri bürosunda, 40'larda kurulan çeviri bürosunda çok etkin. Bütün o klasik eserlerin çevrilip yayınlanmasında çok emeği olmuş bir insan. Orada da hep gene birileriyle birlikte çalıştığını görüyoruz. İşte bir kitabı Mina Urgan'la çeviriyorsa, bir başka kitabı Azra Rahat'la çeviriyor. Vedat Günyol'la çevirdiği pek çok kitap var. Filatun Cem Güney'le birlikte çevirdikleri var. Şiirlerde de öyle. Kimi şiirleri Orhan Veli'yle çeviriyor, kimi şiirleri Necati Cumalı'yla çeviriyor. Böylesi ortak bir çalışma insanı. Bunu sadece yaptığı işlerde de değil, hayatında da böyle bir insan. İşte Maçka'da, Bronz Sokak'ta bir apartmanın bahçe katında oturuyor ve her pazartesi o evin kapısı açık gelen insanlara, o evde kültür sorunları tartışılıyor, çeviriler tartışılıyor, şiirler, müzikler tartışılıyor. Hatta Melih Cevdet'in bir yazısında okumuştum. Bir akşam büyük Rus kemancı David Oistra İstanbul'a gelmiş. Onun konseri var. Sabahattin Eyüboğlu'nun evine de Aşık Veysel gelmiş. Aydınlar arasında bir ikilik oluşmuş. David Oistra'nın konserine mi gidelim, Sabahattin Bey'in evinde Aşık Veysel'i mi dinlemeye gidelim diye. Bu denli etkili bir insan. Ve
hiçbir edebiyatçı belki de tutkusu olmamış. Hayatı boyunca çıkardığı tek deneme kitabı yaşarken şu Mavi'ye Kara diye incecik bir kitap. İşte ölümünden sonra ancak yazıları toplanıyor, Denemeler adlı böyle bir kitap. Ve bunun içinde işte edebiyat üstüne resim, heykel, mimarlık, tiyatro, sinema, folklor, gezi, birçok alanda yazıları var. Ve Sabahattin Bey'in yazılarında aslında şunu görüyoruz. O kadar sağlam bir dayanağı var ki insanoğlunun bütün kültür geçmişinin üzerinde bir düşünce insanı. Onu okurken aslında sanki bütün çağların sanatını, bilimini de okumuş ve düşünmüş gibi oluyorsunuz. Bu kitap neredeyse 50 yıldır benim elimde. Her zaman arada bir açar, orasından burasından bakarım. Şimdi de bu toplantıya gelirken, gene karıştırırken iki yazı çok ilgimi çekti söz gelimi. Bizde de işte şiir geceleri yapılıyor biliyorsunuz. Fransa'da gittiği bir şiir gecesini anlatıyor yazılardan birinde. Temalı bir gece. Hayvan öyküleri anlatan şiirler gecesi. Gecenin katılımcıları şöyle, Arago açış konuşmasını yapıyor ve kutsal kitaplardan günümüze kadar şiirde hayvan hikayelerinin nasıl işlendiğini, nasıl anlatıldığını anlatıyor. Arkasından Eluar çıkıyor, kendi hayvan şiirlerinden, hayvan temalı şiirlerini okuyor. Sonra Güyevik çıkıyor, o okuyor. Böyle bir anda yani 20. yüzyılın üç büyük dünya çapındaki şairinin bir salonda şiirler okuduğunu ve Sabahattin Bey'in onları dinleyici olarak orada izlediğini hayal edebiliyorsunuz. Arkasından ikinci bir şiir akşamına gidiyor. O da Pablo Neruda'yı tanıtan bir şiir akşamı. O gecede Neruda yok şiirlerini bir tiyatro oyuncusu okuyor. Orada da Sabahattin Bey onu dinlerken diyor, şiir okumanın ne demek olduğunu anladım diyor. Bizde diyor tiyatrocular şiir okurken oynarlar diyor onu. Bedenleriyle işte yorumlarlar. Oysa diyor bir tiyatrocu şiir okuyacağı zaman sadece sesiyle okumalı diyor. Bizde de bu televizyonlarda şiir okumanın çok kötü örneklerini görüyoruz sık sık. Yani zor bir şey. Fakat burada Sabahattin Bey'in bunu bu denli yalın bir biçimde aktarabilmiş olması çok güzel. Sabahattin Bey bir şair değil. Fakat çok sayıda şiir çevirisi var. Bu şiir çevirileri kitabı da onun ölümünden sonra eşi tarafından derlenmiş bir kitap. Bütün çevirilerini oluşturmuyor. Sadece eşi sevdiği çevirilerden oluşan bir kitap hazırlamış. İşte çok sayıda Shakespeare çevirisi var, Montaigne'in denemeleri var, eski Yunan düşünürlerinden çevirileri var. Hatta Yaşar Kemal'le birlikte yaptıkları bir Gökyüzü Mavi Kaldı diye bir halk edebiyatından seçmeler kitabı var. Bu kitabın da hikayesi çok ilginç. Karşılıklı birbirlerine işte rast geldikleri zaman Yaşar Kemal ona Karacaoğlan'dan bir şey okuyor, Sabahattin Bey ona Yunus'tan bir şey okuyor ve aralarında kararlaştırıyorlar. Bu birbirimize okuduğumuz şiirleri yazalım bir deftere. Bu
bu zaman içinde bir kitap olsun diye. Bu kitap da sonunda Sabahattin Bey'in ölümünden sonra Yaşar Kemal tarafından tamamlanıp yayıma hazırlanıyor. Sabahattin Bey ile ilgili çok şey var söylenecek, bir de soyadı konusu var. Bazı yerlerde U ile, bazı yerlerde Ü ile yazılıyor ve çok yaygın bir kullanım hatası. Bu Mehmet Fuat da çok dikkat eder böyle şeylere. Bir gün Bedir Rahmi'yi görünce ona sormuş, sizin soyadınız demiş, U ile mi yazılıyor, Ü ile mi? Bu soru karşısında o da şaşırmış. Abime sordu, o daha iyidir demiş. Şimdi Sabahattin Eyüboğlu'nu onunla ta 1962'de mavi yolculuğa çekmiş. Sonraki hayatlarının birçok bölümü birlikte geçmiş. Pazartesi sofralarında nice günler geçirmiş. Cevat abi'den dinleyeceğiz. Turgay her şeyi anlattı aslında. Benim anlatacağım ama tabii bir giriş bile olamaz benim dediklerim. Çok güzel şeyler söyledi ve ama yetmez. çünkü o kadar güzel bir insandan bahsediyoruz ki burada bahsedeceğiz ki o akşam. Ne bu saydığı nitelikler, ne de kitaptan okuduğumuz Sabahattin Eyüboğlu, onu tanımış, onunla birlikte yolculuk yapmış, aynı sofrada rakı içmiş birisi olarak anlatacak çok şey var. Benim hayatımda çok önemli bir yeri var Sabahattin Eyüboğlu'nun. Bir kere adını çok geç duyduğumu itiraf edeyim. Yani biz ortaokul yaşlarındayken bir takım yazarların, ünlü kişilerin işte adlarını duyarız. Kendilerini görürsek peşlerinden yürürüz. Tanışma imkanı olursa tanışırız. O zamanlar imza almak o kadar şey değildi, yaygın değildi. İmza almışlığımız da olabilir. Mesela benim ilk böyle karşılaştığım ünlü kişi Fazıl Üssü Dağlarca'ydı. Varlık Yayın Evi'nde karşılaşmıştım. Abone olmak için gitmiştim ve orada onu karşılaşınca böyle yüzbaşı üniformasıyla ve o yılda bir ödül almıştı. Üçüncülük ödülü almıştı ve biraz da bozuk atıyordu. Dedi ki Muhib'in, Ahmet Muhib hayranıymış meğer. Muhib'in dedi ödül almadığı bir yarışta ben üçüncü olmuşum, ne önemi var? Cahit Sıtkı'nın 35 yaş şiiriyle birincilik aldığı yıl bu. Yani ilk tanıdığım ünlü yazar, ünlü şair Fazıl Üssü Dağlarca'ydı. Ama o yıllar daha çok garip akımının bayağı şey olduğu, gündemde olduğu, hisse senetlerinin yüksek olduğu bir dönem. Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet çok ünlü. Tabii onların şiirlerini de okuyoruz, Varlık'ta çıkıyor. Bir de Yaprak diye bir dergi çıkarıyordu Orhan Veli Ankara'da. Onu da alıyorum, şey yapıyorum. Bu arada Yücel Dergisi diye bir dergide bir anket yapılmış ve orada yabancı dillere çevrilmesi gereken Türk yazarları diye bir liste var. Ve orada Sabahattin Eyüboğlu diye bir isme rastladım. Bedir Rahmi Eyüboğlu yeterince ünlüydü o yıllarda da. Yani demek herhalde akrabası filan diye düşündüm. Araştırdım kim bu diye. Bedir Rahmi'nin abisi çıktı. Ve aslında çok önemli bir deneme yazarıymış. Ve o yıllarda da 50'li yılların başında Edebiyat Fakültesi'ne dönmüş. Daha önce Edebiyat Fakültesi'nde hocalık yapmış ama böylece bir Sabahattin Eyüboğlu gerçeği ortaya çıktı ve hakkında her duyduğum şey hayranlığımı biraz arttırmaya başladı. Çünkü baktım ki bir takım önemli çeviriler yapıyor.
belgesel filmler yapmaya başlamış. Hitit Güneşi diye bir belgesel filmi Berlin'de ödül almış. Fakat bir dikkat... Filmlerini de Mazhar Şevket Simşiroğlu'yla birlikte yapıyor orada. Şimdi, da. Şimdi Turgay söyledi, hiçbir işi tek başına yapmaya kalkışmayan, yani öyle bir şeyi de yok, öyle bir hırsı da yok. Mesela belgesel yapıyor Mazhar Şevket İpşiroğlu'yla. Yahut bir şey çevirecek, onu bir başka çevirmenle beraber yapıyor. Biraz sonra anladım ki aslında bu sadece çeviri, sadece film yapmak falan değil. Demin Turgay'ın söylediği gibi Sabahattin Eyüboğlu Trabzonlu bir ailenin en büyük çocuğu. Babası önce Kütahya'da mutasarrıf. Ve ilk öğrenimini Kütahya'da yapıyor. Sonra işte Trabzon Lisesi'nde okuyor. Liseyi bitirirken 1928'de devlet sınavı açılıyor. Yurt dışına aydın yetiştirmek üzere Atatürk'ün bir girişimiyle bir sınav açılıyor. Ve ilk gidenler arasında Sabahattin Eyüboğlu sınavı kazanıyor. İşte bunların arasında Sabri Esat Siyavuşgil var, Enver Ziya Karal var. Behbi Erak var. Yani bir takım o zamanın lisede başarılı olmuş öğrencileri Avrupa'ya gönderiliyor. Fransa'ya, Almanya'ya, daha sonra İngiltere'ye. Onlar arasında Sabahattin Eyüboğlu da burs alıyor ve Fransa'ya okumaya gidiyor. Yani o arada Fransa'da üniversite okuyacak kadar da Fransızca öğrenmiş lisede bile. Yani öyle müthiş bir şey aile. Bir kere bu ailenin tanıdıkça ne kadar birbirini seven insanlar olduğunun farkına varıyorsunuz. Yani baba, anne çocuklarını o kadar çok seviyorlar ki, çocuklar birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki böyle bir aile nasıl oluyor diye merak ediyorsunuz. Sonra o aileyi daha yakından tanıyınca size de bulaşıyor bu sevgi tutkusu. Sabahattin Eyüboğlu o yaşta Dijon'a gidiyor Fransa'da. Dijon'da üniversitede işte Fransız edebiyatı, estetik gibi konularda eğitim alıyor. Bir yıl sonra Lyon Üniversitesi'ne geçiyor. Aynı konularda daha da derinleşiyor. Bir yıl sonra da Paris'e, Sorbonne'da okumaya başlıyor. Bu arada kardeşi Yedi Rami'yi bursunu paylaşmak üzere Fransa'ya çağırıyor. Yani paylaşma şeyi, bir işi birlikte yapma alışkanlığı daha o yaşta başlıyor. Ve küçük kardeşi iyi yetişsin, Fransızca öğrensin, resim sanatını yakından şey yapsın diye. Çünkü resim yeteneği olduğunu anlaşılıyor. Ve Bedir Rahmi'yi yanına alıyor. Paris'te onun André Lhote atölyesinde çalışmasını sağlıyor. Yani bu tabii Bedir Rahmi için olağanüstü bir şey. Yani kendisi bir burs alıp devlet tarafından gönderilmesi değil. Abisinin onunla paylaştığı bir bursla Paris'e bütün o dünya başyapıtlarını, müzeleri, önemli ressamlarla çalışma fırsatını buluyor ve o yaşta yetişmiş bir ressam olarak dönecek sonra şey akademiye. Sabahattin Eyüboğlu Fransa'daki son yılının ardından bir yılda İngiltere'ye gidiyor ve İngiltere'de İngiliz dili ve edebiyatıyla ilgileniyor. İngilizcesini geliştiriyor. Bu arada bir de aşk hikayesi var. Yani Paris'teyken Georgette adlı bir Fransız kızına aşık oluyor. Ailesine, babasına yazıyor. Kızın ailesiyle de tanışıyor. Fakat iki ailede, yani Fransız ailede, Eyüboğlu ailesi de diyorlar ki bu iş o kadar başarıyla sonuçlanmaz. Vazgeç bu işten, vazgeç bu sevdadan diyorlar.
ve sineye çekiyor. O hikaye orada bitiyor. Döndüğünde 1933'te Avrupa'da eğitim gören bu devlet kursuyla giden aydınlara üniversitede doçentlik veriliyor. Yani doçent olabilmek için daha önce bir doktora sınavından geçmek, doktora yapmak falan gerekirken Avrupa'da okuyan öğrencilere üniversitede iş verdikleri zaman doçentlik ünvanı da veriyorlar. Ve Sabahattin Eyüboğlu İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin Fransız Edebiyatı bölümüne doçent olarak atanıyor. 33'te zaten bir üniversite reformu yapılmış İstanbul'da. İstanbul Darülfünun'u İstanbul Üniversitesi olarak işte özellikle Almanya'dan gelen önemli, ünlü profesörlerle müthiş bir atılım içinde ve Edebiyat Fakültesi'nde de Leo Spitzer adlı çok önemli bir karşılaştırmalı edebiyat profesörü var. Ve bu adam Edebiyat Fakültesi'ndeki roman dilleri, yani romans dilleri, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca gibi dilleri okutan bölümü, yani yabancı diller filolojilerini kuran adam Leo Spitzer ve onun öğrencileri olanlar arasında işte Mina Hanım vardı, Mina Urgan, Güzin Dino, Süheyla Bayrav, böyle onun yetiştirdiği bir takım öğrenciler daha sonra bu geleneği sürdürdüler. Leo Spitzer o kadar parlak bir profesör ki zaten bir yıl, iki yıl kalıyor ve hemen Amerika bunu kapıyor. Amerika'ya gidiyor ve orada önemli bir üniversitede hocalık yapıyor. Onunla beraber gelen bir de Auerbach var, Erich Auerbach. Onun da çok önemli bir kitabı, Mimesis diye bir kitabı, İstanbul'da yazılmış bir kitaptır bu. Auerbach 45'e kadar kalıyor İstanbul'da, yani üniversitede kalıyor ve o bölümün, özellikle Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünün çok önemli bir hocası olarak sürdürüyor o geleneği. Fakat Sabahattin Bey gelince Mina Hanım'dan duyduğumuz kadar Mina Hanım diyor ki biz o kadar ukala kız öğrencilerdik ki diyor, hepimiz diyor Fransız Edebiyatı'nı o kadar iyi biliyorduk ki diyor, bu adam, bu genç adam gelip bize ne anlatacak? Fransız şiiriyle ilgili ne söyleyecek? Falan diye küçümseyerek gittik diyor ilk seminerine. Ve daha ilk seminerde diyor, birdenbire şaşkınlığa uğradık diyor. Bilmediğimiz o kadar çok şey anlattık ki bize diyor. Bilmediğimiz o kadar çok şey öğrettik ki diyor. Hatta daha sonra Mina'nın itiraflarından biri, ben Türkçeyi bile Sabahattin'den öğrendim derdi. Orada böyle müthiş bir öğrencilerle nasıl birlikte çalışılır? Yani edebiyat gibi böyle o kadar kolay şeyine, külüne varılmayan bir konu nasıl bu kadar önemli olabilir? Çünkü herkes biliyorsunuz edebiyat. Edebiyatı bırak derler ya. Edebiyatı bırakmamak gerektiğini öğretiyor Sabahattin Bey ve edebiyatın bir çeşit hayatı anlamakta ne kadar yararlı olabileceğini son derece gösterişsiz bir şekilde. Çünkü hiçbir gösteriş merakı olmayan bir insandı Sabahattin Eyüboğlu. Bütün o parlak birikimine rağmen 39'a kadar Edebiyat Fakültesi'nde hocalık yapıyor. Biraz da karşılaştırmalı edebiyat denilen şeyin, o zamanlar pek ne olduğu bilinmeyen bir edebiyatın. Çünkü Fransız edebiyatı okurken Türk edebiyatını bilmenin de önemli olduğunu öğrencilerine hissettiren, anlatan, duyuran birisi. 39'da Ankara'ya çağrılıyor. Yani 38'de Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı olunca Sabahattin Eyüboğlu'nun değerinin
bilen birisi olarak Ankara'ya Talim Terbiye Kurulu'na üye yapıyor Sabahattin Eyüboğlu. Sabahattin Eyüboğlu orada İsmail Hakkı Tonguç'la tanışıyor. İsmail Hakkı Tonguç da daha önceki Milli Eğitim Bakanı Saffet Arakan tarafından keşfedilmiş Bulgar göçmeni bir adam, çok iyi yetişmiş birisi. Onu ilk öğretim için genel müdür yapmış Saffet Arakan ve yeni bakan gelince, Hasan Ali Yücel gelince Hakkı Tonguç istifa ediyor hemen. Yani yeni bakan kendi ekibini kursun diye. Hasan Ali Yücel ne münasip ediyor siz diyor. Başarılı bir ilk öğretim kurumu genel müdürsünüz, devam edeceksiniz. Ayrıca zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın, yani daha Atatürk'ün önceden tasarladığı köy öğretmenliği hikayesi tasarısını İsmail Hakkı Tonguç köy enstitüleri tasarısını sunuyor bakanlığa ve talim terbiyeden geçiyor. Köy enstitülerinin kurulması için karar veriyorlar ve Sabahattin Eyüboğlu da İsmail Hakkı Tonguç'la o kadar iyi anlaşıyor ki hemen bu köy enstitülerinin kurulması için kararlar çıkıyor ve o kararla Türkiye'de 40'lı yılların başında başlayarak 23 tane köy enstitüsü kuruluyor Türkiye'de. Bunların arasında bir de Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kurulmasına karar veriliyor. Ve Sabahattin Eyüboğlu bütün ailesinde ders verebilecek kişileri seferber ediyor. Diyor ki mesela kız kardeşi var, Mualla Eyüboğlu, sen burada yapı dersi vereceksin. İşte Mustafa diye küçük kardeşi var, sen işte Arifiye Köy Enstitüsü'nde tarım dersi vereceksin. Bedir Rahmi'ye sen burada gelip resimle ilgili ders vereceksin, sanat tarihi dersi vereceksin. Sadece kendi ailesi değil, arkadaşlarını da seferber ediyor. Yani talim terbiyedeki arkadaşları. Mesela dil tarihte profesör olan Orhan Buryan, Saffet Korkut, Enver Ziya Karal gibi hocalar Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde ders vermeye başlıyorlar. Aşık Veysel müzik dersi veriyor. Ruhi Su müzik dersi veriyor. Böyle bir şey, bütün insanlarla işbirliği yapan bir imece dediği bir şey Turgay da söyledi. İmeceye çok meraklı. Yani hep birlikte bir iş çıkarmak, bir iş başarmak. Ve gerçekten de Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde önce daha önce kurulmuş olan köy enstitülerinin öğrencileri gelip o binaları yapıyorlar. Yani derslikleri yapıyorlar, idare binasını yapıyorlar. Bir açık hava tiyatrosu yapıyorlar orada. Böyle şey gibi, yani bir çeşit bir ütopyayı gerçekleştirirlermiş gibi bir çalışma. Tabii köy enstitüleri köylerde öğretmenlik yapacak. Yani köylerden gelen yetenekli okuma yazma meraklısı gençlerin orada yetişip köylerine dönüp köyü uyandırmak, kalkındırmak gibi bir amaçları olacak. Yani bunlar sadece bir takım kuramsal dersler öğrenmiyorlar. Demircilik de öğreniyorlar, marangozluk da öğreniyorlar, inşaat yapmasını da öğreniyorlar, tarım yapmasını da öğreniyorlar, sağlık bilgileri de ediniyorlar. Yani köye gittikleri zaman o köyde yetişmiş bir insanın yapacağı işleri, görmesi gereken görevleri yerine getirecek insanlar yetiştirmek amaçları. Yüksek Köy Enstitüsü, yani Hasanoğlan'ın ayrı yeri de orada öğretmenlik yapacak insanları yetiştirecek öğretmenleri yetiştirmek. Yani son derece başarılı bir girişim bu.
kızlarla erkek öğrenciler beraber okuyorlar. Tabii kısa bir süre içinde bütün şeyler iyi saatte olsunlar. Bunun tehlikeli bir şey olduğunu, kızlarla erkek öğrencilerin aynı çatı altında, aynı sınıfta ders görmelerinin, köylü çocuklarının ahlakının bozulacağını. Zaten toprak ağaları bir taraftan bu köyün uyanmasının kendi topraklarının tehlikeye düşeceğini hemen görüyorlar ve 48'de zaten Hasan Ali Yücel'in ayağını kaydırıyorlar ve Reşat Şemsettin Sirer geliyor Milli Eğitim Bakanlığı'na ve köy enstitüleri tehlikeli birer komünist yuvası olarak değerlendirildiğinden kapatılmasına ilk adımlar atılıyor. Yani resmen daha sonra Demokrat Parti tarafından kapatılacak ama ilk baltayı vuran gene CHP'nin son Milli Eğitim Bakanlarından Reşat Şemsettin Sirer oluyor. Tabii Sabahattin Eyüboğlu'nu hemen o işlerden alıyorlar. Yani 47'de oralarda fazla bulunmaması. Bu arada yani bir taraftan köy enstitüsü şeyi coşkusu yaşanırken bir taraftan da tercüme bürosu diye bir çeviri bürosu kuruluyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. İşte başkanlığına Nurullah Ataş getiriliyor. Sabahattin Bey onun yardımcısı ve dil bilen bütün üniversite hocaları çeviri bürosunda, tercüme bürosunda görev alıyor. Bu arada Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melik Cevdet de oradalar. Azra Erhat, dil tarihteki klasik filolojiden doçent olmuş, yetişmiş birisi. O da tercüme bürosunda. Tercüme bürosu bütün dünya klasiklerini, dünyada dünya edebiyatının önemli eserlerini Türkçe'ye çevirmeye başlıyor. Tabii önce bu da bir çeşit Batı'yı taklit etmek, Batı'ya özenmek diye düşünülüyor. Yani çünkü olumlu yapılan her işe karşı bir direnme, bir muhalefet karşı çıkma var. Halbuki bakıyoruz ki dünya klasikleri dendiği zaman Doğu klasikleri de Türkçe'ye çevriliyor. Arapçadan da, Farsçadan da, Çince'den, Japonca'dan da eğer o dilleri bilen varsa. O dilleri bilmeyenler İngilizcenin, Fransızcanın, Almancanın yardımıyla çeviri yapıyorlar. Yunan klasikleri çevriliyor. Tabii Yunanca bilen çok az insan var o yıllar Türkiye'de. Çünkü klasik filoloji diye bir ders programı yok üniversitelerde. Ama işte bir iki kişi yetişmişse Azra Erhat gibi onlar eski Yunanca'da. Yahut Fransızca'nın yardımıyla gene Yunan klasikleri, Yunan filozofları da çevrilmeye başlıyor. Yani çeviri bürosu da Sabahattin Eyüboğlu'nun bir parçası olduğu Anadolu Rönesansı'nın en önemli ayaklarından biri. Ayrıca bu adını andığımız köy enstitülerindeki müdürler, mesela Hürrem Arman, Şerif İkben, Süleyman Edip, mesela Süleyman Edip'in adı Orhan Veli'nin bir şiirinde geçer. İstanbul'dan çıktık yolda Arifiye Köy Enstitüsü'nün müdürü Süleyman Edip Balkır. Şimdi bu insanlar çok güzel işler yapıyorlar ve çok güzel öğrenciler yetiştiriyorlar. Bakıyoruz günümüzde Mahmut Makal diye bir yazar çıkmış. Fakir Baykurt diye bir yazar çıkmış. Talip Apaydın diye bir yazar çıkmış. Mehmet Başaran diye bir şair çıkmış.
Ümit Kaftancıoğlu diye yazar çıkmış. Bütün bunlar köy enstitüsünden yetişen. Dursun Akşam diye Cılavuz köy enstitüsünden, Kars'tan bir köy çocuğu öğretmen olmuş ve yazar olmuş. Yani köy enstitüsünden yetişen birçok yazar Türk edebiyatına kazandırılmış. Yani ki köy enstitülerinin ömrü 5-6 yıldan fazla değil. Yani eğer bu kurumlar hala yaşıyor olsaydı kim bilir Türkiye ne kadar başka, ne kadar daha olumlu bir durumda olacaktı. Bu insanların birçoğuyla tanışma fırsatı oldu. Şimdi ben Sabahattin Eyüboğlu'nun bu olumlu yanlarını işte önce Edebiyat Fakültesi'ndeki hocalığını duymuştum. Yani yaşadığım şey, lise öğrencisi olduğum yıllarda Yücel Dergisi'nden adını duyduğum bu insanın aslında daha önce neler yaptığını yavaş yavaş öğrendim. Ve o yıllarda İstanbul'da Maya Galerisi, Maya Sanat Galerisi diye bir galeri açıldı. Adalet Kimcoz öyle bir galeri açtı. Meğer o Kallavi Sokak'ta şeyde, İstiklal Caddesi'nden tepe başına giden bir sokakta. Bu Maya Galerisi o yıllarda İstanbul'daki sanat hayatının merkezlerinden biriydi. Yani bütün ünlü ressamların sergileri orada açılır. Orada işte toplantılar yapılır. Bakarsınız toplantılardan birinde Sait Faik işte şeyle başka bir yazarla resmi çekilmiş filan. O yıllarda Yeditepe diye bir dergi çıkar. Bütün o edebiyatın canlılığı, işte Bedir Rahmi'nin atölyesi Balyoz Sokak'tadır, yine orada. Narmanlı Han'da başka birisinin atölyesi vardır. Yani sanat hayatının, nabzının attığı bir merkez halindedir ve o merkezin içinde Sabahattin Bey bu etkinliklere yön veren, onları değerlendiren, onların anlaşılmasını, birbiriyle tanışmalarını sağlayan böyle bir şey, derviş bir adam, bir çeşit bir ağabey yani. Herkesi sevgiyle kucaklayan birisi. Yani eğer Halikarnas Balıkçısı İstanbul'a gelmişse muhakkak oraya uğrar, Sabahattin Eyüboğlu ile dostluk kurar filan. Yahut daha Sabahattin Eyüboğlu Ankara'dayken, diyelim Halikarnas Balıkçısı İzmir'e taşınmıştır Bodrum'dan. Bir dostlukları vardır ve bir mektup yazar. Der ki, bir iki arkadaşını topla gel, sizi bir denize şey yapayım, teknede gezdireyim, görün Anadolu'nun kıyılarında neler var filan. Ve hakikaten böyle şeylerle, böyle dostluklarla, yani birlikte yapılan, mesela gezi merakı başlıyor şeyde, Sabahattin Eyüboğlu'nda. Yani Ankara'da şeydeyken, talim terbiye kurulu üyesiyken, bir taraftan Hasanoğlan köy enstitüsünde ders verirken, bir taraftan da Anadolu'yu geziyor ve Anadolu uygarlıklarının tanınması için girişimlerde bulunuyor. Yani arkeologlarla arkadaşlık ediyor, fotoğraf çekiyor, oraların önemini anlamaya çalışıyor. İşte diyelim ki Hititlerle ilgilendiği için Hitit Güneşi diye bir film yapıyor. Yahut bir taraftan Avrupa edebiyatı ile uğraştı, Avrupa resmini bildiği için Edebiyat Fakültesinden arkadaşı olan Masar Şevket İpşiroğlu'yla Avrupa resminde gerçeklik duygusu diye bir kitap yazıyor. Yani her alanda, ilgilendiği her alanda, o alanda kendisine yardımcı olabilecek bir arkadaş buluyor. Ve o arkadaşın bilgisini paylaşılabilecek bir hale getiriyor. Kendi şeyiyle, kendi ilgisiyle,
kendi merakıyla, kendi heyecanıyla. Yani işin içinde müthiş bir heyecan da var. Yani yaptığı işin heyecanını, güzelliğini birlikte çalıştığı insanlara bulaştıran bir insan. Canı tabii bazen görünmeyen şeyler de yapıyor. 47'de söz gelimi Fransa'ya gittiği zaman Nazım Hikmet'in şiirlerini çeviriyor. Evet, orada evet. Takma isimli. Şimdi 47'de bunu şeyden alıyorlar. Fransa'da meşhur ediyor Nazım'ı. Ankara'daki çalışkanlığından yani zararlı gördükleri yararlı işlerden çekip alıyorlar. O da yeniden bir Fransa'ya gidiyor 47'de. Tabii yeniden oranın güzelliklerini paylaşacak durumda ve bakıyor ki Nazım Hikmet'le ilgili bir Nazım Hikmet'e özgürlük girişimi başlatmış. Tristan Tzara, Aragon filan, yani Fransa'daki ünlü yazarlar. Nazım Hikmet'in şiirlerinin de bilinmesi gerekir Fransa. Hemen Türkiye'den şiirler geliyor. Sabahattin Eyüboğlu, Hasan Gureh takma adıyla onları Fransızca'ya çeviriyor. Ve Nazım Hikmet'in ilk Fransızca şiirleri Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirileriyle tanınıyor şeyde, Fransa'da. Yahut gene bakıyor Fransa'da bir takım Türk arkadaşlar var. Selim Turan, Avni Arbaş, Abidin Dino. Bunların çoğu şeyde kalıyorlar. Scola Cantorum diye bir pansiyonda kalıyorlar. Bir süre sonra Sabahattin Eyüboğlu da onlara katılıyor. Ve orada Magdi Rufer diye bir piyanistle tanışıyor. İsviçreli bir kızıl saçlı bir hanım ve ona aşık oluyor. Magdi Rufer'in babasıyla da tanışıyor. Ve çok anlaşıyorlar. Ve Magdi ile Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye döndükten sonra 1950'de yeniden Fransız filolojisinde karşılaştırmalı edebiyat hocası olarak ders vermeye başlıyor. Fakat bu karşılaştırmalı edebiyat dersi verirken Türk edebiyatı da bu derslerin bir parçası haline geliyor. Aynı dönemde Teknik Üniversitede sanat tarihi dersleri vermeye başlıyor. Teknik Üniversitede ve Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu'nda. Magdi ile Maya Galerisi'nin üstündeki katta oturuyorlar. İşte Maya Galerisi'ni yönlendiren, yöneten de bir çeşit akıl hocası olarak. Tabii hiçbir zaman akıl hocası gibi de görünmüyor. Yani hiçbir zaman kendini öne çıkarmayan birisi. Mesela bu imece hikayesi daha çok şeyde köy enstitülerinden öğrendiği bir şey. Yani Aşık Veysel'le çalışmaktan yahut Ruhi Su'yla çalışmaktan öğrendiği bir şey. Müthiş bir türkü merakı var Sabahattin Bey'in. İşte İstanbul'da şeyden sonra Edebiyat Fakültesi'nde hocalık yaparken ben de liseyi bitirmiş, İngiltere'ye gitmiştim. İngiltere'den döndüğümde Sabahattin Bey'le tanıştım. Bizim çok girişken bir arkadaşımız vardı, Galatasaray mezunu. Teoman Aktürel diye. Teo, yedi evin kedisi derdi ona Adnan Bey. Herkesi tanırdı. Herkesin, yani herkesin kim olduğunu, ne gibi marifetli olduğunu, Orhan Veli'nin Ataş'la nasıl şey yaptığını, şakalaştığını, böyle ayrıntılarıyla bilir, anlatır ve ondan ben çok şey öğrenmişimdir. Ben birçok insanla tanışmamı da o sağlamıştır. Şimdi ben döndüğümde iş arıyorum. Yani askerliğimi de yaptım. Üniversite mezunum ama yani İngiliz edebiyatı
mezunu bir insanın iş bulması o kadar kolay değil. Yani en doğalı Edebiyat Fakültesi'nde, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde bir asistanlık belki olabilir. Orada hoca olan Mina Hanım'ı daha önce Londra'da tanımıştım. Yani bir sürü tiyatrolara tesadüfen gittiğimiz tiyatrolarda karşılaşıyorduk. Ben BBC'de çalışıyordum o sırada. O da gelip işte bizle görüşüyordu filan. Yani eğer bir iş olsaydı Mina Hanım derdi ki gel bize asistan ol filan. Ama kadro yokmuş şeyde İngiliz Dili ve Edebiyatı'nda. Ya Berna Moran yine o hocaydı. Onu da tanıyorum şeyden, İngilizce'den. Böyle bir teklif gelmedi. Ben işte dershanelerde iş buluyorum. Yeşilçam'da iş arıyorum filan. Sabahattin dedi ki, kardeş dedi, sen ne okudun dedi, İngilizce. Nerede? Cambridge'de. Niye üniversiteye gelmiyorsun dedi. Alırlar mı dedim. Ne demek dedi. Bir telefon şeye, dekana, Takiyettin Mengüşoğlu'na ve Takiyettin Bey bana hemen bir kadro buldu. Tecrübe psikoloji bölümünde dedi, boş bir kadro var. Sizi oraya alalım. Sizin bölümde de ben konuşurum. Sizin bölümde kadro açıldığı zaman siz oraya geçer. Böylece Sabahattin Bey beni üniversiteye sokmuş oldu. Yani öyle de bir şeyim var, minnet borcum var. Fakat bu sadece böyle bir şey değil. Üniversiteye girdikten sonra Sabahattin Bey'in Turgay'ın sözünü ettiği pazartesi akşamlarındaki açık evine, Sabahattin Bey'in açık evine gitmeye başladık. Olağanüstü bir şölen, yani şey değil, yani yemeklerin çeşitinden değil, oradaki insanlar. Yani bir gidiyorsunuz, Yaşar Kemal orada, Vedat Günyol orada, Vedat Rami geliyor, Azra Erhat her zaman orada, beraber çalışıyorlar, işler, çeviriler yapıyorlar. Ve ben de öyle şey, genç bir asistan olarak o evde işte Ara Güler geliyor mesela. Gelen ya bir şişe rakı getiriyor ya Ara Güler baklava getirirdi mesela. İlhan Selçuk geliyor, bazen Çetin Altan geliyor. Böyle müthiş bir yer. Tabii şeyler çok sık geliyor. Enstitüden yetişmiş yazarlar, Mehmet Başaran mesela gelirdi sık sık. Yahut enstitülerde müdürlük yapmış Süleyman İdip, yahut Şerif Tekmen, Hürrem Alman. Bir akşam gittik, Ruhi Su tabii sık sık geliyor ve sazıyla geliyor. Sabahattin Bey her yeni gelene de kardeşlerdi, annenden öğrendiğim bir türkü var mı? O yeni türkü muhakkak repertuara geçerdi. Ve böylece müthiş bir türkü zenginliği. Şimdi bir gittiğimiz akşam Aşık Veysel orada Ruhi Su ile beraber gelmişler. Ve Ruhi Su o sırada site sinemasının şeyinde, rufunda bir kulüp vardı. İlhan Gencer'in işlettiği bir kulüp galiba. Orada Ruhi Su türkü söylüyor. Ve o akşam Aşık Veysel'le birlikte bizi oraya götürdü. Tabii müthiş bir şey. Yani bir taraftan Aşık Veysel, bir taraftan Ruhi Su. Ve onlarla diz dize oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Ve Sabahattin Bey o evin şeyi, sahibi ve hiç kimseyle de böyle bir tartışma, bir atışma, bir yüksekten şey yapma yok. Yani o eve giden sanki bir Bektaşi şeyine gider gibi olağanüstü önemli konular konuşuluyor. Diyelim ki Pertev Naili Boratav Paris'ten gelmiş. Muhakkak uğruyor. Yahut Nait Hanım bir akşam orada görünüyor. Ahmet Hamdi Tanpınar arkadaşı geliyor. Macit Gökberk geliyor.
Böyle bir meclis. Yani her pazartesi böyle bir meclis. Ve yaza doğru da Sabahattin Bey muhakkak gelenek haline getirdiği bir öğrencilerini geziye götürme gibi bir alışkanlığı var. Daha önce de bir işte Halikarnas balıkçısıyla çıktığı bir mavi yolculuk, yarım mavi yolculuk yapmış. Yani balıkçı bunları İzmir'den çağırmış. Sabahattin Eyüboğlu Ankara'dan, Erol Güney, Sabahattin Ali gibi bir iki arkadaşını almış. İzmir'de tam tekneye binecekken Necati Cumalı'ya rastlamışlar. Necati Cumalı o sırada Urla'da avukatlık yapıyor. Hadi demişler sen de gel. Mayom yok filan demiş. Donla girersin ya demişler. Onu da almışlar. Böyle bir tekneyle açılmışlar İzmir Körfezi'nden. Sözde çıkacaklar. Balıkçı bunlara Ege'yi tanıtacak. Fakat limandan çıkabilmek için bir takım şeyler lazım. Admiralte haritası lazım filan. Yakalanmışlar. Fakat daha yoldayken bir ara Sabahattin Ali dümene geçmiş. Biraz da ben kullanayım tekneyi diye. Demişler, acemisin sen şimdi karaya vuracaksın. Kim bilir başımız bela. Boş ver ya. Kim bilir ölümümüz nerede olacak demiş. Sabahattin Ali. Yani bu sözde tabii insanın şeyine fena halde takılıyor. Yani o sözü orada söylemiş olması çok acıklı bir şey. O yolculuktan sonra doğru dürüst bir mavi yolculuk yapmak için 61 yılında Sabahattin Bey, Sabahattin Eyüboğlu bizi davet etti. Yani kim gelecekti? Balıkçıyı alacağız dedi. Halikarnas balıkçısı İzmir'den alacağız. Kuşadası'ndan bizim için bir tekne kiralanmış. O tekneyle Bodrum'a, Bodrum'dan Gökova Körfezi'ne, Cova Körfezi'ne gezeceğiz. Oradaki bütün antik şehirleri göreceğiz ve Azra Erhat anlatacak. Halikarnas balıkçısı anlatacak. İşte benim bildiğim kadar ben fotoğraflar çekeceğiz filan. Böyle Palukoda bir... bu gezide var mı acaba tabii? Palukoda. Tabii Palukoda var. Şimdi şey yaptık. Güngör Dilmen, üniversiteden bir takım genç arkadaşlar, Sabahattin Batur, Azra Erhat'la birlikte Ziya Şahf. Biz İstanbul'dan yola çıktık. İzmir'de şeyi bulduk. Halikarnas balıkçısını bulduk. Oradan Kuşadası'na gittik ve tabii müthiş bir şey, nevale düzdük yolda yemek içmek bakımından. Herkeste işte 8 milimetrelik şeyler var, sinema makinesi var filan. Böyle müthiş bir yolculuğa hazırlandık ki mavi yolculuğa çıkıyoruz. Tabii mavi yolculuk o zaman böyle moda olmuş bir şeydi. İlk organize mavi yolculuk bu. Ve çok iddialı. Yani yanımızda arkeologlar var, tarihçiler var, işte şeyler var, rehberler var, profesyonel. Halikarnas balıkçısı o sırada bayağı İzmir'de rehberlik yaparak geçimini sağlıyordu. Yani Halikarnas balıkçısı gibi bir de rehberimiz var. Halikarnas balıkçısının oğlu Sina Kabaç, şeyde Edebiyat Fakültesi'nde asistandı o yıllarda. İzmir'deki oğlu Suat, İzmir'deki kızı İsmet ve İsmet'in Amerikalı kocası, İsmet'in Cevat adlı bir oğlu vardı. Yani biz üç Cevat şeyde, teknede, Cevat Şakir, Cevat Fakir ve Cevat Nunan. Böyle müthiş bir adaş olduğumuz için de hemen ahbap olduk şeyle, balıkçıyla. Açıldık şeye, denize. Tam Sisam Boğazı'ndan geçerken bir fırtına.
Bir de profesyonel balıkçımız var, Ali Rıza diye, Kuşadası'ndan. Onun da kayığı falan var şeyde, yedekte. Bir fırtına çıkmış. Biz 4-5 kişi burunda oturuyoruz ve o sıralarda işte Ruhi Sudan öğrendiğimiz türküleri söylüyoruz. Şaşkın gezme gafil bir gün ölürsün. Dünya şeyi alıp mülkü şeyin olsa ne fayda filan diye. Hiç farkında değiliz fırtınanın. Yedekteki kayık kopmuş, onu şey yapmışlar filan. Ve korkudan şeye, bir limana sığındık ve o gece orada kaldık. Ertesi gün Bodrum'a gittik. Bodrum'dan Süreyya Hanım da katıldı bize. Vedat Günyol da katıldı. Ve Gökova Körfezi'ne açıldık. Tabii Gökova Körfezi'ne girdiğimiz zaman balıkçı bir sürü şey ısmarlamış oğluna. Sina'ya, İstanbul'dan. Paraketa, sirti filan. Balık tutacak. Ünlü balıkçı ya. Bir körfezde demirledik. Fakat balıkçı bir türlü balık tutamıyor yani. Ne parakete ya, ne sirtiye bir şey gelmiyor. Fakat Allah'tan o Ali Rıza'nın ağları vardı. Ağ attık. Ve biz bir süre sonra o sandalla Sabahattin Bey'den çıktık. Ağları topladık. Kıyamet balık. Kıyıdakiler de balık yok diye şey almıştık. Şişmiş almıştık şeyden. Bodrum'da. Ateş yakmışlar, akşam yemeği hazırlıyorlar. Tabii biz böyle yaklaşık balıkları şeye, kıyıya atınca Güngör Dilmen anlatıyor, diyor ki balıkçının bütün fiyakası bozuldu. Yani böyle çok hoş şeyler de yaşanıyor. Çünkü bir taraftan Anadolu uygarlıkları, işte Likya, Karya gibi eski uygarlıklar, eski tapınaklar, bilmem açık hava tiyatroları filan, bunları görüyoruz. Onları anlatıyor. Azra Hanım çok bilgiyle anlatıyor. Yani mesela Gökova Körfezi'nde Sedir Adası var. Olağanüstü güzel kumları olan. Kimseler yok. O yıllarda hiç kimse Sedir Adası'nı bilmiyor. Ve Sedir Adası'nda otla kaplı bir tiyatro var. Açık hava tiyatrosu var. Hemen biz o açık hava tiyatrosunu oynanacak hale getiriyoruz. Ve Azra Erhat bize Bakalar Korosu'ndan Yunanca bir bölüm ezberletiyor. Biz çıkıyoruz orada, o bölümü oynuyoruz filan. Güngör Dilmen de klasik filoloji öğrencisi, oyunlar yazmış işte şeyler, Midas'ın Kulakları filan diye. Böyle olağanüstü bir güzellik, bir şey yaşıyoruz biz. Bir dünyayı keşfetme, dünyanın gerçeklerini geçmişe doğru keşfetme gibi bir olay yaşanıyor. Yahut işte diyorlar ki şu köyde Çakır Ayşe diye bir önemli bir kadın var, köylü kadın. İşte Halikarnas balısı çok iyi tanır onu filan. İşte ona uğruyoruz. Derken şeyle tanışıyoruz. Teknenin başında da hep burunda oturan Paluko diye İbrahim, soyadını şimdi hatırlamıyorum, Giritli bir balıkçı var. Paluko diye biliniyor. Paluko bütün o denizlerin derinliklerini biliyor. Yani karaya oturmamak için, teknenin kaza yapmaması için o hep böyle önde oturuyor ve nerede şey var, sığ yer var, onu bilen birisi. Çok da sevimli bir adam böyle. Beyaz bıyıkları olan, mavi gözlü, bir Giritli. İkide bir balıkçı onunla konuşuyor. Ve tabii akşamları müthiş sohbetler. Tabii kitapta onunla ilgili bir şey varsa var. Şimdi bu Paluko o kadar hayatımızın bir parçası oluyor ki, hepimiz o kadar seviyoruz ki onu. Paluko ölünce Sabahattin Bey, Sabahattin Eyüboğlu Paris'e bir kart gönderiyor. Abidin Dino'ya. Paluko öldü. İşte ölenler, hepimiz gidiyoruz filan diye. Onun üzerine
Abidin Dino da bir cevap, bir mektup yazıyor Sabahattin Bey'e. O mektubu okuyabilir misin? Mektuptan önce Abidin Dino'ya Sabahattin Eyüboğlu, konuk öldü bilesin. Biz de birer birer öldük. Ölüyoruz bilesin. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Abidin Dino şöyle söz ediyor bu mektuptan. 20 yıl boyunca Sabahattin'den aldığı 2-3 kısacık mektuptan biridir bu. Sonra da Sabahattin Eyüboğlu anlaşıyor. Kimin yazı yazması, kimin balık tutması ya da sünger çıkarması değil de önemli olan. Sabahattin'in insan olduğunda aradığı başkaydı. Onu bulunca da amca beraber, kanca beraber olurdu onunla. Kim olursa olsun, küçük ya da büyük, ünlü ya da özür. Denizin dibinden ustalıkla sünger koparmak, kelime denizinden ustalıkla söz değiştirmek kadar güzeldi. Yeter ki imece karıştın işin içine. Yani hep birlikte yapılmış olsun. Hem de çıkarsız. Daha doğrusu ekmek parasını çıkarmaktan başka bir çıkar gözetmeden ve onun ötesinde yeter ki toplumsal bir yarar uğruna çalışılsın. Sabahattin'in dostluktan anladığı buydu. Paranın ötesinde ilişkiler. Kolun bir özelliği de teknede namaz kıldıktan sonra Rumca dua etmesiymiş galiba. Evet, çok İritlerin çoğu öyle yani şeyden namaz surelerinden sonra yani dua ederken Rumca dua ederlerdi yani şey oldu. Bildikleri dili o olduğu için. Paluka'da Türkçesi şeydi, çok parlak değildi ama çok hoş bir insandı. Şimdi bu Abidin Dino'nun mektubunda söylediği imece hikayesi Sabahattin Eyüboğlu'nun çok ciddiye aldığı bir yöntemdi. Yani mesela yaptığı her işi birlikte yapmaktan hoşlanırdı. Diyelim ki Yunan klasikleri çevrilecek. Kendisi Yunanca bilmiyor. Fransızca metni açar ama Azra Erhat Yunanca bildiği için Azra Erhat'la birlikte mesela Aristofanes çevirdir. Bir ara bütün Aristofanes'i çevirelim diye bir girişimde bulundu. Hatta bana bile atlılar oyununu çevirme işini vermişti ama sonra sonunu getiremedik onun. Yani onu ya basacak bir yayıncı bulamadık. Bir kısmını onlar çevirdiler ve Remzi Kitabevi'nden basıldı Aristofanes oyunları. Ayrıca daha önce Sabahattin Eyüboğlu Bakaları çevirmişti Türkçe'ye, Fransızcasından. Ve Bakalar şehir tiyatrosunda Güngör Dilmen tarafından sahneye kondu. Güngör Dilmen de hem oyun yazarı hem de tiyatrodan anlayan birisi olarak o sahneye koymuştu oyunu. Mesela o oyunun ön sözünde yalnızca insanlar arasında bir işbirliği değil, kültürler arasında da bir işbirliği olabileceğini düşünen birisiydi Sabahattin Eyüboğlu. Yani Bakalardaki o içki şeyi, alemi Bektaşilerle bağ kurarak o ön sözde Dionysos ayinlerinin ne kadar Bektaşi ayinlerine benzediği özelliğini vurgulardı. Şimdi bu Sabahattin Eyüboğlu'nun Mavi Anadolu tutkusu, sadece Mavi Anadolu değil, aslında bir Anadolu tutkusu vardı onun. Yani sadece Mavi Anadolu, Mavi Yolcu olarak değil. Ama herkes o kadar kötü niyetli olabiliyor ki. Şimdi mesela bu ilgi ve bunun böyle yüceltilmesi, benimsenmesi birçok insan tarafından bazı insanların hiç hoşuna gitmiyordu. Bunu bir çeşit mesela balıkçının bile Anadolu tutkusunu, sevgisini
bir çeşit şovenizm olarak görenler oldu. Yani Yunan felsefesi sadece Yunanlarla ilgili değildir. Anadolu'da ortaya çıkmış bir olaydır. Ve ünlü antik çağ filozoflarının çoğu Anadolu kökenlidir. Anadolu da dünya edebiyatı, dünya uygarlığının kaynaklarından biridir. Biz Orta Asya'dan gelip buraya yerleştiğimiz için Anadolu'lu değiliz. Biz Anadolu'daki bütün halklar gibi buralı insanlarız ve buradaki daha önceki uygarlıklar da bizim uygarlığımız sayılıdır. Biz bütün bunları bilmek, anlamak ve onlarla özdeşleşmek zorundayız. Onları ne kadar iyi anlarsak bu toprakların değerlerinde o kadar iyi anlarız gibi bir felsefesi vardı. Fakat bu son derece şey bulundu. Yani sınırlı bir yaklaşımmış gibi görüldü. Ve birçok sözde aydınlar bayağı aleyhte yazılar yazdılar. Şimdi adlarını anmak belki gerekmez ama yani mesela Ece Ayhan Prens Sabahattin diye küçümsedi şeyi. Sabahattin Beyoğlu. Yani şeyden, hanedandan ademi merkeziyetçi bir düşünür olarak Prens Sabahattin diye küçümsedi. Yani bunlar zaten şeydirler, seçkin takımıdırlar. Halkı anlamazlar filan. Bunların arasında birçok başka yazarlar da, yani Selim İleri gibi, Ahmet Oktay gibi, hatta Enis Batur gibi. Bazıları da mesela şeyi küçümsediler, yaptığı çevirileri küçümsediler. Niçin bütün Montaigne'i çevirmemiş de Montaigne'in bazı yerlerini çevirmiş? Bunun bir nedeni var. Yani Sabahattin Bey hamal gibi çevirmen değil. Yani bütün hepsini çevirmek belki de gerekmiyor her şeyi. Fakat böyle bir bağnazlık var. Yani mesela bir şiir ancak özgün dilinden çevrilebilir. Sabahattin Bey Lorca'da çevirmiş. Başka dillerden Shakespeare çevirmiş. Yani İngilizce bilmiyor değil, biliyor. Ama niye Fransızca metinden yararlanarak? Yani bir çevirmen aslında elbette özgün dilden çevirmesi çok önemli bir şey. Ama öyle diller vardır ki o dilleri ancak uzmanları bilebilir, anlayabilir. Ama onlar da eğer o şiirse o şiiri o kadar başarılı çeviremez. Yani mesela Robert Lowell diye bir Amerikalı şair var. Robert Lowell Imitations diye bir kitap çıkardı. Bu kitapta Safo'dan şeye kadar İtalyan şairlerine, bir sürü Rus şairlerine kadar çeşitli dillerden yapılmış şiir çevirileri var. Şimdi Robert Lowell belki o şairlerin ana dillerini bilmiyor olabilir. Ama o dilleri bilenlerle çalışıp o şiirleri şiir haline getirebiliyor. Yahut Rilke'nin mesela Duino ağıtları. Duino ağıtlarının en başarılı İngilizce çevirileri Lishman diye bir Oxford'da hocalık yapan bir Almanca uzmanı tarafından çevrilmiş. Ama Duino ağıtlarını Steven Spender'le beraber çevirmiş. Yani Steven Spender önemli bir İngiliz şairi. O şair sayesinde Duino ağıtları öbür Rilke çevirilerinden daha başarılı olmuş. Bu tabii benim de suçlandığım bir şey. Ben de işte mesela Yunan şairlerini yahut başka
dillerden bir takım şairleri Türkçe'ye çevirirken o dilleri bilmeden çevirdiğim için fena halde şey yapıldı, saldırıya uğradı. Ne hakla çeviriyor bunları filan diye. Cevat abi, Sabahattin Bey'in Türkçe'den Fransızca'ya da çevirileri var. Evet. Yani Melih Cevdet'in Kolları Bağlı Odysseus'u çevirdikten sonra Melih Cevdet Fransa'da Nazım'dan sonra en önemli Türk şairi sayıldı. Tabii hatta şimdi Nedra'nın da öyle bir sözü var. Evet. Melih Cevdet'i okuyup sabaha kadar uyuyamadım falan diye. Bu biraz da Sabahattin Bey'in başarısı aslında, Melih Cevdet kadar belki de. Ama Sabahattin Bey bütün bu iyiliğine, bütün bu dervişliğine rağmen yaranamadığı durumlar oluyor. Yani mesela bu çok sevgili arkadaşı Melih Cevdet dargın öldü Sabahattin Bey'le. Çünkü bir romanını eleştirmiş yani. Melih niye böyle şeyler yazıyorsun diyecek olmuş. Vay sen misin bunu diyen yani şeye kadar. Yani bazen huysuz insanlar da olabiliyor aramızda. Onu da unutmayalım. Yani Sabahattin Bey de sadece böyle huysuzluklara değil, çok daha kötüsüne maruz kalmış birisi. Biliyorsunuz 1960'ta 27 Mayıs darbesi oldu. Ve birçok insan sevindi işte şeyden, kurtulduk Demokrat Parti'den falan diye. Fakat kısa bir süre sonra üniversitedeki bir takım hocaları üniversiteden kovdular. 147'ler diye bir olay yaşandı. Bunlar arasında Sabahattin Bey de vardı. Bizim bölümündekten Mina Urgan da vardı. Fransız filolojisinden Adnan Benk de vardı. Yani birçok değerli insan, yani hem tıp fakültesinden hem Ankara'daki üniversitedeki birçok fakültelerden çok değerli, çok önemli insanlar üniversiteden uzaklaştırıldı. Mina Hanım'ın annesi Şefika Hanım bu olay karşısında bana bir akşam şey dedi, Cevat bunlara bir çüş diyecek yok mu dedi. Yani öyle durumlar Sabahattin Bey'in başına çok geldi. Yani üniversiteden uzak, böyle bir adam üniversiteden uzaklaştırılıyor. Tabii onun gibi benzerleri de. Uzun şeylerden sonra geri dönmelerine izin verildi şeylerin, bu hocaların. Bir Orhan Duru dönmedi. Orhan Duru daha veteriner fakültesinde bir asistandı. O dönmedi. Hiçbir zaman dönmedi üniversiteye aklı olarak. Sabahattin Öyüboğlu da edebiyat fakültesine dönmedi. Teknik üniversitedeki sanat tarihi derslerini sürdürdü. Ama tabii olmayacak bir şey. Böyle bir şey kimsenin aklının, hafızasının alacağı bir şey değil. Bunları büyük bir şeyle yaşadı. Büyük bir tevekkülle yaşadı. Bu yetmezmiş gibi yaptığı çeviriler yüzünden, mesela Babeuf'ün devrim yazılarını çevirdiği için Vedat Günyol'la birlikte dava açıldı. Uzun süre o davadan işte komünistlik şeyiyle şey yapıldı. Yine 12 Mart sırasında gizli örgüt kurmak iddiasıyla hapse atıldı. 4 ay hapis yattı. Kendisi Azra Erhat Magdi, Yaşar Kemal'in karısı Tilda. Bütün bunlar yaşandı ve o sıralarda işte şey dediğini hatırlıyorum. Ama dedi, bizim başımıza bir taş düştü. Bunu da böyle şey yaptıydı. Bütün bunlar yaşanırken hiç yılmadan, şey yapmadan çevirileri devam etti. İşte Nina Urgan'la Shakespeare'den Troilus'la Cressida'yı çevirdi. Sonra tek başına Macbeth'i çevirdi.
arkasından Hamlet'i çevirdi, arkasından Antonius'e Kleopatra, Atinalı Timon. Daha önce Molière'in Cimrisi'ni çevirmişti. Fransızcadan birçok çevirileri var. Montaigne dışında Alfred de Musset'den oyunlar çevirmişti. İşte, Rabelais'i çevirdiler. En son Rabelais üzerinde çalışıyordu. Rabelais'in Gargantua üzerine çalışıyordu. Vedat Günyol ve Azra Erhat'la beraber. Onu tamamlayamadı. Yani onu daha sonra Vedat Günyol'da Azra Erhat tamamladı. Bu arada halk şiiriyle Turgay'ın sözünü ettiği Gökyüzü Mavi Kaldı antolojisini Yaşar Kemal'le şey yaparken, yani Yaşar Kemal'le bu şiirleri birbirlerine okurken oradaki biriken metinler daha sonra Yaşar Kemal tarafından bir araya getirildi ve o çıktı ortaya. Yunus Emre ile ilgili bir kitabı var. Fransızca'ya da çevrildi o. Pir Sultan Abdal'la ilgili bir kitabı var. Ömer Hayyam Cübayilerini çevirdi. La Fontaine'in hikayelerini çevirdi. Ömer Hayyam'ı herhalde Fransızca'dan çevirmiştir. Çünkü zaten Ömer Hayyam'ın başka dillere çevrilen şiirleri de Ömer Hayyam'ın olmadığı, Ömer Hayyam'ın şiirleri olmadığı söyleniyor. Yani Ömer Hayyam o şiirleri yazmış olsaydı yaşadığı dönemde zaten kurşuna dizilmese bile derisi yüzülür deniyor. Böyle bir şey var. Yani Ömer Hayyam aslında bir bilim insanı ve o şiirler herhalde şey yaparak anonim şiirler sanıyorum. Ama mesela efendim yani Farsça bilenler de çeviriyorlar, çevirdiler. Yani Ömer Hayyam'ı işte her meraklı olan çevirebiliyor ve şeyin çevirileri tabii Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirileri belli bir şey anlayışıyla, yani yeni Türkçe anlayışıyla çok yalın ve güzel çeviriler. Mesela Shakespeare çevirileri bence daha önceki Shakespeare çevirilerinden çok daha başarılı ve şeyler. Devlet tiyatrosu çoğu zaman Orhan Boruyan çevirileri oynuyordu. Çünkü tiyatrocular oynayacakları metni ezberledikleri zaman bir daha yeni bir metin ezberlemeye güç bulmuyorlar kendilerini. Üşeniyorlar, evet. Öyle bir kötü alışkanlıkları var. Oysa başka ülkelerde çok önemli yazarların o dillere yapılmış çevirileri hep yeni çevirilerle tekrarlanır. Yani Çehov'un mesela oyunları diyelim ki dedim 53'te seyrettiğim bir Vişne Bahçesi yıllar sonra seyrettiğim bir Vişne Bahçesi'nde başka bir çeviriyle oynanmıştı. Çünkü o yeniden ele alınıyor ve daha yeni bir anlayışla, daha yeni bir dil anlayışıyla yahut daha başka, daha olgun bir tiyatro anlayışıyla çevrilebiliyor. Bu bakımdan Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirileri Türkçenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda onun her ne kadar kendisi şair olmasa bile şair bir tarafı olduğunu gösteren bir anlayışla çevriliyordu. Yani mesela bu konuda Azra Hanım diyor ki mesela diyor Yunanca diyor bir metin çevireceğiz diyor. Yani onun diyor Türkçe söylenmesi
Ben diyor bir türlü akıl edemiyorum diyor. Fakat Sabahattin diyor öyle bir karşılık bulurdu ki diyor, demek bu Türkçe böyle söylenmesi gerekirmiş. Yani adam Türkçe yazsaydı öyle yazardı demeye getiriyor. Bu tabii çok önemli bir çeviri anlayışı. Bu çeviri anlayışı konusunda da çok tartışmalar var son zamanlarda. Biliyorsunuz üniversitelerde mütercim tercümanlık bölümleri açıldı. Çok bilimsel yaklaşımlar var o akademik arkadaşlar tarafından. Onlar her zaman bayrak açıyorlar bizim gibi amatör çevirmenleri. Bilmeden çeviriyor, o dili bilmeden çeviriyor filan diye. Bilmeden çevirdiğimiz çeviriler bazen aslından çevirilenlerden daha iyi oluyor. Onu anladıkları zaman susuyorlar. Ama tabii o kadar da kolay olmuyor bu. Sabahattin Eyüboğlu'nun böyle bir marifeti vardı. Şimdi Mina Moby Dick çevirisini yaparken Sabahattin Eyüboğlu'yla sonunda tabii biz aynı bölümde çalıştığımız için Mina Hanım'la Cevat derdi, ben Türkçeyi Sabahattin'den öğrendim. Yani düşünün, koca İngiliz Edebiyatı profesörü ve İngiliz Edebiyatı'ndan birçok şey çevirmiş Türkçe'ye, Tom Jones'lar filan, yani önemli şeyler çevirmiş. Ben Türkçeyi Sabahattin'den öğrendim derdi. Sade Türkçeyi değil. Şimdi Sabahattin Bey'le biz yolculuklara çıkardık. Mesela hadi Can Yücel'i görmeye gidelim der mesela. Mina'yı da alırız. Marmaris'te Can Yücel o sırada turizm görevlisi. Yolda durmadan türkü söylüyoruz. Mina, ne kadar çok türkü biliyorsunuz. Yani benim bilimden değil ama Sabahattin Bey hakikaten bir sürü türkü biliyor ve yolda giderken biz türkü söyleyince Mina Hanım dehşete kapılır diyor. Ne kadar çok türkü biliyorsunuz der. Türkülerden beri de dinleyebilir misin? Efendim? Türkülerden beri de dinleyebilir. Benden mi? gelecek sefer türkü de söyleyeyim. Öyle bir oyun var. Gelecek sefer size bir şarkı söyleyeceğim diye. Kenan söyler belki turda evet, vekalete. Aramızda türkü söyleyenler var, onlar bizi yalnız bırakmazlar. Ameliyat olmuş ses teninden geçmiş olsun. Cevat abi bir de Sabahattin Eyüboğlu'nun bu rüzgar bülbülleri vardı. Fırfırlar, öğrenciler. Şimdi simgesel bir anlamı var mı acaba? Sadece oyuncak yapmak için mi yapıyordu onları? Şimdi Leyla'nın okuduğu bölümde çocukla çocuk olur hikayesi var ya. Yani gerçekten yaş farkı gözetmeden herkesle dost olabilen bir tarafı da vardı. Yani mesela çocuklar için fırıldaklar yapar, böyle renk renk fırıldaklar yapar ve gelenlere hediye ederdi onları. Bu türkü hikayesi tabii evin en pazartesi akşamlarının en keyifli yanlarından biri. Şimdi bir Yaşar Kemal'in hep her bulunduğu mecliste söylediği mezarımı derin kasın, derinde kasın, dar olsun türküsü, o çok söylenir. Bir de Karadeniz'de olduğu için Eyüboğulları bir iki böyle türküsü söylerlerdi. Şu derede balıklar bıyıklıdır bıyıklı, ben gittim İstanbul'a, sen kimden oldun yükli? Şimdi orada nakarat durmadan tekrarlanıyor. Ziya Şav diye bir arkadaşımız var, abimiz. Herkes nakaratı tekrar ediyor, Ziya bir susuyor. Birisi dayanamadı, Ziya'ya sordu. Sen niye? Ben Laz değilim dedi. bir de gene Orhan Veli'nin sevdiği bir türkü varmış. Uli Uras
eğer varsa mecliste ondan rica ederdik. Ah şu fasulye 7,5 lira, hem kaynasın hem oynasın diye bir türkü, onu söyle. Bir de Ketengoynek Filfilli Nineler diye bir türkü. İşte elvan elvan memeler kavşatmıyor düğmeler diye bir türkü. Yani bu türküler böyle o gecelerin bir keyifli şeyi, eğlencesi. Tabii bu arada çok ciddi meseleler de konuşuluyor. Yani politik meseleler de konuşuluyor. İşte Bobev neden mahkemelik oldu? Yahut işte Shakespeare ne demek istedi filan. Yani ciddi meselelerde konuşuluyor, tartışılıyor. Yahut demin şeyin söylediği gibi kim gelmişti, kemancı? Oystrah mı? Aşık Veysel mi? Tabii böyle bir meclise insan yabancı bir misafiriniz geldi mi? Yani ünlü bir yazar, yönetmen falan geldi mi? Muhakkak onu şeye götürelim derdik. Sabahattin Bey'in pazartesi meclisine götürelim derdik. Mesela Henri Langlois, Fransız sinematiğinin yönetmeni geldiğinde onu da götürdük şeye, Sabahattin Bey'in evine. Langlois bakmış. Şimdi ev son derece mütevazı bir ev. İşte kilimler var filan, öyle hiçbir süslü püslü bir tarafı yok. Piyano var. Magdi'nin piyanosu var. Daktilo var, bilmem kitaplar var filan. Bakmış Langlois, şey demiş. Bir Eisenstein'ın evini bu kadar ilginç hatırlıyorum demiş. Yani Rus sinema yönetmeni Eisenstein'ın evine gittiği zaman böyle şeyin, Sabahattin Bey'in evi gibi bir ev olarak şey yapmış. Tabii bu eve şeyde sık gelirdi. Şakir Eczacıbaşı da gelirdi. Çünkü onlar beraber hem fotoğraf çekerler hem Eczacıbaşı fabrikasının sağlıkla ilgili belgesel filmleri vardı. Onlardan bir kısmında Sabahattin Bey de çalışmıştı. Sabahattin Bey'in tabii şey merakı sadece Anadolu'yu değil, İstanbul'u da. Yani pazar günleri bir iki arkadaşını alır fotoğraf makinesiyle gezer ve çok güzel fotoğraflar çeker. Yani o akşamların bir başka çekici yanı da çektiği fotoğrafların slaytlarını göstermesi. Yani hem Anadolu'daki gezilerin fotoğrafları hem İstanbul'daki fotoğraflar. Ve dediğim gibi şeyi hiçbir zaman türkü söylemeyi de hiçbir zaman ihmal edilmezdi. Yani o akşamlarda muhakkak ya yeni bir türkü birisi getirirdi, o türkü öğrenilirdi. Yahut da hiç olmazsa kız kardeşi Mualla Eyüboğlu o kadar güzel türkü söylerdi ki Mualla'dan ille Gül İlahisi'ni isterdik mesela, o, onu söylerdi. Tabii Basmalı fistan giyemem. Bu türkü şimdi iyi gitti mi? Bu nereden çıktı? Tam duyamadım. Şeyi, zeytinyağlı yiyemem ama basma da fistan giyemem ama diye o türküyü anımsakta. Evet. O da söylenmiş olabilir ama bilmiyorum yani. Olabilir. Ayvalık'tan çıkmıştır muhtemelen. O türküye ilgili hanımefendi şey demek istiyor hocam herhalde. Zeytinyağı yenmesin, vite yağı yensin, basma giymesin, o türkü ondan çıktı diye bir şaiye var da herhalde hanımefendi onu söylemek istiyor. Beyefendi. Oraya bir isim var mıydı? Bilemiyorum yani şey böyle bilimsel bir açıklama yapılmadı ya o akşamdan. Şimdi Mualla'nın
şeyini, türkü söyleme güzelliğini bildiğimiz için şeyin tabii Eyüboğlu'nun insan olarak sevgiyle dolu bir insan nasıl sevgiyle dolu bir insan olduğunu anlamak için başvuracağımız kaynaklardan biri de kardeş mektupları. Yani Bedir Rahmi ile ve öbür kardeşleriyle yazışmalar ama daha çok Bedir Rahmi ile hem Paris'e gelmesi için yazdığı mektuplar hem ayrı yerlere düştükleri zaman, biri Türkiye'de biri Fransa'dayken yazdıkları mektuplar inanılmaz güzel mektuplar. Yani bir ailede insanlar birbirlerini nasıl bu kadar severler, nasıl bu kadar dayanışma içinde olurlar. Sadece kardeşleriyle değil, annesi babasıyla da öyle. Annesi babası da aynı sevecenlikle, sıcaklıkla şey yapmış, bunları büyütmüş insanlar olmalı ki bu sevgi şeyi, coşkusu Sabahattin Bey'in çevresindeki bütün dostlarından esirgemediği bir kaynaktı. O yüzden onu tanımış olmak, onunla dostluk etmiş olmak hiçbir dostunun, onu tanıyan hiçbir kimsenin kolay kolay unutabileceği bir şey değildi. Ve başkalarının yazdıklarında, yani Sabahattin Eyüboğlu'yla ilgili yazdıklarında bunu görmeniz mümkündür. Yani Azra Erhat'ın, Mina'nın, Vedat Günyol'un, bütün dostlarının, şeylerin, köy enstitüsünden yetişenlerin, o kurumlarda müdürlük yapanların, yani onunla tanışmış, çalışmış olan herkesin böyle bir çeşit can ciğer dostu olmuş, sevgisini onlardan esirgememiş, onlara destek olmuş, onlara yardım etmiş, onlarla birlikte çalışmış bir insan olarak gerçekten olağanüstü bir insandı. Şimdi onun kız kardeşi Muhalla'ya yazdığı bir mektubu okuyarak Paris, talihsiz. Bacım neredesin? Ben seninle türkü söylerim. Sen neylersin? Madem beraber sevmişiz dünyayı, almış başını nereye gidersin? Dün yollarda aradım seni. Dedim, acep şimdi Medanur nerelerde, ne düşünür? Oturduk bir kahveye beraber, bir tuhaf yerler esti başımdan. Dört bir yanım kalabalık, ben sudan çıkmış bir balık. Dünyanın hali gibi duman başım. Bir de baktım, 40 yaşıma girmişim. Bir masumluk çöktü içime. Sonra ışıklı yüzün geldi karşıma. Geceler hatırladım, telli pullu. Odalar, pencereler yeşil boyalı. Köyler hatırladım, muhalla bacılı. Trenler tıka basa dert dolu. Sonra bir garip kavak ağacı. Suratsız beton duvarların ortasında. Ben diyeyim, Ferhat'ın ağlı. Bacım, inan derim. Sen de Karacaoğlan'ın Elif'i derken enstitülerden açmışız lafı. Bacım inat, ben inat. Susabilirsen sus, yatabilirsen yat. Hoş gör derim, hoş görmez. Boş ver derim, boş vermez. Sevdikçe kızar, kızdıkça sever. Bir de doğduğunu gözlerin, ver ablanın ver. Şaka bir yana, az şeyler görmedik seninle. Gördük nasıl olurmuş Ankara'da ev kurması, tohum atması, umut kırması. Gördük nasıl yermiş vasan olan, nasıl belli değilmiş satan satılan, nasıl yeşerirmiş insan ve nasıl biçilirmiş. Şöyleydi böyleydi ama, o kara bu kara, bu az, şu azdı ama, beyazdı bacım beyaz hasan olan da gece, diri diri yerler estikçe. Bir güler yüz, bir çift anlayışlı göz, şevk doldururdu içimize. Bir acayip tadı vardı dağların, yıldızların. Bir rahatlık inerdi akşamları, kırık dökük taşların, yarım yamalak işlerin üstüne. Ama bakma böyle konuştuğuma. Umutlarım yine umut. Kadir kıymet bilinmezmiş, bilinmesin. Kara leke silinmezmiş,
silinmesin. Bizden memleketi sevmek, üst yanı boş vermek, yanına boş vermek gerek. Kolay mı köyün kaderini değiştirmek? Ola gelen yine oldu. Bir gül açtı, soldu. Aslını ararsan dünya bozuldu. Daha da aslını ararsan işin içinde iş var. Geri geri gidiyor ki dünya uzun atlasın. Sular bulandıkça bulandı, durulacak. Kötülerden hesap sorulmadı, sorulacak. Altın buzağı daha yorulmadı, yorulacak. Bizde sınıf mınıf yok malum. Hürriyet, müsabak, uhuvvet, hepsi tamam. Ama buralarda anlaşıldı ki gayrı, zenginle fakirin dünyaları ayrı. Zenginin işi gücü hak yemek, fakirin ise bütün derdi ekmek. Zengin der, sana insan hakları verdik, daha ne istersin? Fakir der, onlar senin olsun, ben kendi hakkımı isterim. İlkin herkese ekmek, su, ilaç. Ondan sonra sen ne dükkan açarsan aç. Geç anladık ama anladık ki nihayet uğrunda senin değil. Yine bizim öldüğümüz hürriyet, adalet, müsabak, kuru laftan ibaret. Hayrını görmedik senin düzenlediğin dünyanın. Duvarlar ördün önümüze kalın kalın. Biz çalışalım, sen yap. Biz dövüşelim, sen fil kat. Yeter gayrı nutuk, merhamet, sadaka, hediye. Hakkımızı yeme de ne yersen ye. Kimi zengin almış hanyayı Konya'ya, bakmış ki bu fikir sararsa dünyayı, post, dost, ruh, beden, cümlesi gidecek elden. Bir yandan askerleri besliyor, bir yandan papazları. Evet, hürriyet dedik ama diyor, mala mülke dokunmamak şartıyla. Müsavat dedik, dedik ama paradan gayrı işlerde. Bu kuvvete gelince, bu kuvvet yani hani sanki demek istedim cümlemiz Allah'ın kulu, evet kulu. Ama ve lakin öyleleri de var ki nasıl kardeş dersin? Velhasıl melanur, bu minval üzerine konuşulmaktadır. Bütün bunların en tuhafı, bu karar dostu İsa'nın zenginlerin elinde alet olması. Kalktım, penceremi açtım. Yaz günleri geldi bacım, bir telaştır almış bu kara serçeleri. Beyaz bir bulut yaslanmış karşı dama, bahçede bir adam kötü kötü düşünüyor ben içimi dökerken bacıma. Sarmaşıklar uzanmış odama. Bir de kahve olsa, değme keyfime. Kahve dedim de aklıma geldi. Geçen gün kahvede bir mimar kahve dedi. Bazen utanıyorum mesleğinden. Çok defa yaptığımız iş, rahat etmeyesileri rahat ettirmek. Yapmak değil, belki yıkmak gerek. Sağ dön para, sol dön para. Büyük evler yaptık küçük adamlara. İşte dedim, bizde çalışacak mimar, o gün bugündür çirkin geliyor bana güzel saraylar. En güzelinden tabi nefret. Nihayet gösterişten ibaret. Evsiz barksız insanlara inat. Deyip keselim gayrı. Herkesi öp. Benden ayrı ayrı. Ve mektup yaz. Yaz ki çabuk geçsin yaz. Sonbaharda balkondayım seninle. Hazır ol geceler gecesi konuşmaya. Abi. Şimdi Ankara'da oturduğu ev herkese açık bir evmiş yani o Alim Terbiye Kurumu'nda üyeyken yani bir taraftan Hasanoğlu'na gidiyor, ders veriyor filan. Orhan Veli de çok yakın arkadaşı. Bir gün gelmiş, ev kapalı yani giremiyor. Hemen Orhan Veli pencereye kapılar pencereler savletime bir yani bu değil sanki her gün geldiğim o berhane filan diye bir şiir yazmış. Çünkü bu ev gerçekten çoğu zaman yatacak yeri olmayan tanıdıkların bile yahut Anadolu'dan gelen diyelim Yaşar Kemal. Bir akşam Yaşar Kemal geliyor. Yatacak yeri yok. Gidiyor. Bakıyor her taraf dolu. Bir adam da ayakta uyuyor. Böyle dayanmış duruyor. Duvara dayanmış. Orhan Veli. Orhan Veli ayakta uyuyor. Böyle bir cömertliği olan bir insan. Şimdi biz o Can Yücel'e gittiğimiz yolculuğun sonunda Marmaris'te gittik. Can Yücel'in böyle denize bakan teraslı bir evi var. Yan tarafta da külüstür bir meyhane var. Adil'in meyhanesi.
Bir gittik şeyde terasta Bülent Arel ve o zamanki arkadaşı olan bir Amerikalı hanım, Ellen Irwin diye bir hanım. Ellen Irwin'in arabasıyla gelmişler, Can Yücel'in de arkadaşı. Bülent Arel önemli bir besteci. Ben daha önceden tanıyordum, Ankara'da askerliği yaparken tanımıştım. İşte gittik, baktı, dağları gördü Sabahattin Bey. Can dedi, buraya rakı dayanmaz. Bülent Arel, siz dedi, yoksa tabiatı seviyor musunuz dedi. Sabahattin Bey çok şaşırdı. Ne demek dedi, siz sevmiyor musunuz? Hayır dedi, ben nefret ederim tabiatı. Buz gibi bir hava işte. Can Yücel de şaşırdı şimdi. Bülent Arel de arkadaşı, Sabahattin Bey de. Sabahattin emmi diyor, amca saydığı birisi. Böyle ne yapacağız? Neyse dağıldık. Akşam herkes gideceği yeri buldu. Ertesi sabah Can bizi bir motorla Turunç'a götürecek. Turunç'un tepelerinde de Amos diye bir antik harabe var ve orada bir tiyatro var. Sabahattin Bey de bize onu göstermek istiyor. Şeyde Bülent Arel ile Ellen Irwin de katıldı bu motor yolculuğuna. Turunç'a vardık, işte dolaşmaya başladık. Biraz sonra kırlardan topladığı bir demet çiçekle Bülent Arel geldi. Sabahattin Bey'e çiçekleri ikram etti. Ben dedim şey mi geçirdi bu adam acaba geceliği? Ve ondan sonra hem yukarı daha tırmandık, tiyatroyu gördük. Oradan döndük. Biz yine arabayla dönerken Bülent Arel'in arabası peşimizde. İzmir'e kadar nereye gittiyse bizimle beraber Sabahattin Bey'e çiçekler topluyor. Ondan bir şey. Yani böyle insanı değiştiren bir tarafı da vardı. Yani şey yapan, hiç şey yapmadan, ukalalık etmeden kendi güzelliğiyle dostluklar kuran, dostlukların ötesinde çok güzel işler yapan, mesela imece yöntemini o kadar çok beğenmişti ki imece dergisi için bir ders şeyi başlattı. Şiirle Fransızca diye. Yani bütün enstitüde yetişenlerin yahut işte köy okullarında okuyanların Fransızca öğrenmeleri için onlara şiirle Fransızca dersleri şey yapmaya başladı, yayınlamaya başladı. Sonra o bir kitap olarak da çıktı, şiirle Fransızca diye. Gerçekten böyle bir şey yapmaktan bile çekinmeyen, yani koca profesör tenezzül etmez böyle işlere genellikle o çeşit insanlar. Ama Sabahattin Bey çocuklar için fırıldaklar da yapar, şiirle Fransızca öğretmeye de kalkışırdı. Ve hiçbir zaman kendini esirgemeyen, bütün dostlarıyla dostça yaşayan bir insandı. Ruhu şad olsun.